Akşamlar sevgili seyirciler, Zabar TV'de ana haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indiriminde nazlı davranan Merkez Bankası'nı çok sert eleştirdi. Merkez Bankası faiz konusunda yanlış yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indiriminde oldukça nazlı davranan Merkez Bankası'nı çok sert sözlerle eleştirdi. Bizim Merkez Bankası'nın bağımsızlığına bir sözümüz yok. Ayrı bir konu. Ama nereye kadar? Ülkenin ve milletin menfaatlerini koruduğu yere kadar yok. Bu konuda bir yanlış gördüğümüz, eksik gördüğümüz zaman sözümüzü söylemekten asla çekinmeyiz. Burada bir mesaj var. Süleyman Şah Türbesi'nin daha önce iki kez yerinin değiştiğini hatırlatan Başbakan Davutoğlu, sorduğu sorularla CHP ve MHP'yi kenar köşeye sıkıştırdı. Süleyman Şah Türbesi'nin daha önce iki kez yerinin değiştiğini hatırlatan Başbakan Davutoğlu, CHP ve MHP'yi kenar köşeye sıkıştırdı. 1939 yılında ilk mekan değişikliği yapıldı. İktidarda kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Şimdi CHP'ye soruyorum, eğer vatan toprağı, yani Cadır Kalesi'nden Karakoza'ya giderken, taşınırken, Bülent Ecevit rahmetlinin döneminde vatan satılmamışsa, vatan toprağı terk edilmemişse, Karakozak'tan Eşme'ye gelirken niye terk edilmiş olsun? Şimdi Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Aslında Genelkurmay Başkanımız, Genelkurmay Başkanımıza sen vatan nedir bilir misin diye sorarken, dolaylı olarak rahmetli Türkeş'e de sormuş oluyor. Çünkü rahmetli Türkeş'in Başbakan yardımcısı olduğu dönemde Karakoza ikinci nakil yapıldı. Cadır Kalesi'nden Karakoza nakil yapıldı. Peki vatan toprağı satılmış mı? Bir gün gecikmeli yapılan AK Parti'nin meclis grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı'na yönelik sözleri dolayısıyla MHP lideri Bahçeli'ye hedef aldı. Şimdi eğer o soruyorsa vatan nedir bilir misin diye ben de ona cevaben söylüyorum. Acaba Sayın Bahçeli, sen hedef nedir bilir misin? XI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aktif siyasete geri dönecek misiniz sorularına cevap verdi. Bak arkadaşlarımız hep bizim davetliğimiz sorumluluklar en güzel şekilde üstlendiler. Arkadaşlarımın başarısıyla ben de mutlu olurum. Onlar hep destekliyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Harbiye'de vatan konusu işlenirken dersini kurdun, okumanı kaçtın. Sesinin tonunu yükseltmiş Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e çok sert sözlerle yüklenmişti. Özel'den ise yanıt gecikmedi. MHP lideri Bahçeli grup toplantısında şahsırat operasyonunu eleştirmişti. Operasyon üzerinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e de ateş püskürmüştü. Ey Özel Paşa, ne hakla, hangi yetkiyle, kime sorarak vatandan vazgeçmişsiniz? Sen şu anda Genelkurmay Başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamazsın. Genelkurmay Başkanı ise kendisine yönelik ağır ifadeler sarf eden Bahçeli'ye bir açıklamayla karşılık verdi. Onun sözleri de sert oldu. 24 Şubat 2015 tarihinde MHP Genel Başkanı'nın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında şahsıma yönelik olarak sarf ettiği yaksıksız sözleri kişiliğine ve savunduğu fikirlere yakıştıramadığını, kendisinin siyasi kişiliği nedeniyle polemiğe girmek istemediğini, 46 yıldır yüce Türk milletine ve onun milli ordusuna hizmet etmiş bir kişi olarak benim vatan, millet, bayrak sorunu sorgulama hakkının olmadığını düşünüyor ve yüce Türk milletinin takdirlerini sunuyorum. Yasa dışı dinlemelerle ilgili Ankara merkezli 20 ilde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 41 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı dinlemelerle ilgili Ankara merkezli 20 ilde yeni bir operasyon düzenlendi. Paralel yapıya yönelik 20 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 41'i gözaltına alınırken ulaşılamayan kişilerin arandığı kaydedildi.
Ankara dışındaki zanlılar sağlık kontrolleri sonrası başkente sevk edildi. Gözaltında alınanlar arasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yılmaz'ın da yer aldığı öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada savrulan otomobilin çarptığı yere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Ödemiş ilçesi İnönü mahallesinde meydana geldi. Şehit Ali İncan Öner sokakta ilerleyen İMİ yönetimindeki otomobille Sipahi sokakta ilerleyen MU yönetimindeki araç iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan İMİ yönetimindeki otomobil hızını alamayarak kaldırımdaki yayalardan Mehmet Çakır'a çarptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Çakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazanın ardından hemen Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Çakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili... Kentteki tarihi değerlerin yeniden kente kazandırılması için yeni bir adım daha atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Kadife Kale aksında yer alan oteller, havralar ve ana parklar caddesi ikinci etap bölgelerindeki uygulamalar için harekete geçti. 2009 yılında bu tarafa İzmir Deniz Kalesi kıyı düzenlemesi, ondan önce Akdeniz Akademisi'nin kurulması, İzmir'in hedeflerinin belirlenmesi, Akdeniz'in akademisi şemsiyesinde yapılması yapacağımız işlerin belirlenmesi ve devamında tarihi kentin Kemeraltı havalarına, antik tiyatroya, kalife kadar burayı kapsayan 250 şirket halkının tekrar düzenlenmesi, çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, tarihi bölgenin kalkındırılması, restorasyonlarının düzenlenmesi ve kenar altında tarihi bölgeyi eski günlerine taşımaya başlayan bir çalışma yapıyoruz. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir öğrenci hayatını kaybederken 3 öğrenci toplam 6 kişi yaralandı. Kaza ilçenin istasyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akhisar istikametinden Soma yönüne gitmekte olan Ercan Güngör'ün kullandığı otomobil istasyon mevkiinde Önder Yavuz'un idaresindeki araçla çarpıştı. Önder Yavuz'un kullandığı otomobilde bulunan 4 çocuk toplam 6 kişiyle diğer otomobil sürücüsü Ercan Güngör yaralandılar. Sabah çocuklarını okula götürmek için yola çıkan ve daha önce birçok kişinin trafik kazaları sonucu öldüğü Ihlamur Evleri kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan baba Önder Yavuz, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, ağır yaralı kızı Hatice Yavuz, Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Duygu Yavuz, Ece Çakır, Sinan Berber, Aytan Yavuz ve diğer araç sürücüsü Ercan Güngör ise Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Çocuklardan ağır yaralı olan Hatice Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün İzmir'in Çeşme ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan çeşmeliler yaralarını sarmaya çalışıyor. Vallahi abicim ben burada doğdum, burada büyüdüm. 57 yaşındayım, ben böyle bir yağmur görmedim. Su seviyesi şu kadar. Aşağı yukarı 180 boyunda bir su geldi buraya yani. Yönetici zaten malum. Kar
karşı duvara kadar, bakın karşı duvara kadar aşağı yukarı buradan daha yüksek. Orada 3 metreye kadar burayı su bastı. Ben hiç yaşamadım. Burada doğdum, hiç yaşamadım. Var, var. Çok hasarlar var. Var, var. Evlerde var, iş yerlerinde var. Burada arkadaşlarımızın ofislerinde var. İş yerleri komple eşyalar talan oldu. Atıldı yani, atılıyor. Bütün İzmir Belediyesi, valilik hepsi burada. Görüyorsunuz, Allah razı olsun. Yani çok tahliye ettiler suları. Yani gereken ne gerekiyorsa yapıyorlar. Oraya giremem zaten. Geçsem sınırı götürür. O kadar. 4 yılda kaldım. Ofisime gelecektim. Gelemedim. Ama benim ofisimi de sınar almış. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak Galatasaray'daki kriz haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı liderliğinin tehdidini pek çıkaramadığı gibi 24 saat sonra Galatasaray'ın yönetimi kriz başladı. Ya maalesef Galatasaray'da biz şampiyonun tehdidini çıkaramadık. Yani şampiyon olduk, o hafta kapının önüne konduk. Yani çok şey... Ama bunların hepsi düzeldi. Biz bunun için buradayız. Yönetimde fikir alışverişleri olabilir. Farklı düşünceler olabilir ama oradaki hepimiz Galatasaray için en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Onların hepsini aşabilecek güçte bir yönetim kurulu vardır. Hiçbir problem olmaz. Hepsini aşarız. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mehmet Yarov paralel yapıya ilişkin açıklama yaptı. Dalgasızın soğumuza terör numaralı. Biz Türkiye'den her taraftan temastayız. Biz birbirine emektaş ömürleri her tarafı o cümleden de siz verdiğiniz sağ verdiğiniz de o istikametindir. Çünkü Azerbaycan'dan Türkiye'den ilk bölgede bilim aralarına uygun olan meselelere tam şekilde destek edilir. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak belediyenin belirlediği görevler çerçevesinde tüm kamuoyunun, özellikle Manisa kamuoyunun da bildiği üzere sokak hayvanları konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmalar yürütüldüğünü söylemek durumundayız. Tabii bu çalışmalar yürütülürken özellikle zaman zaman kamuoyunda belki de bizim görevlerimizin de çok hassas davranmasına rağmen, herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen bazı aksaklıkların temelinde ortaya çıktı. Özellikle son zamanlarda iki köpeğin kötü bir şekilde ölü bulunması neticesinde karşılaştığımız sosyal medyadan yapılan bir tercih söz konusu. Bu konuda idare olarak gerekli idare soruşturmayı başlatıyoruz. Bugün de bu amaçla buradaki durumu inceleme amacıyla yetkili arkadaşlarla burada bulunuyoruz. Ve hayvanlara dair tüm hayvanlar şefkate muhtaç bir şekilde ve bizim toplumsal ve vicdanı sorumluluğumuz altında bulunmaktadır. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni detaylı bir şekilde yürütüyoruz. 17 ilçemizde ihtiyaç olan her noktada gerek orman idaresine gerekse kendi alanlarımızda bulunan alanlarla ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde hayvan barınaklarının inşa edilmesi, bunların hayata geçirilmesi ve hizmete sunulması noktasında çalışmaların sonuna gelinmiş durumda. Elimizden geleni ve üzerimize düşen tüm delilleriyle beraber incelemeler bittikten sonra ilgili mercilere ileteceğimizi söylüyorum. Tüm kamuoyu, hayvan severler, çok rahat olsunlar ki bizler Büyükşehir Belediye Yönetimi olarak başta belediye başkanımızın hassasiyetiyle sokak hayvanlarını kesinlikle kendi başlarına ve kaderlerine terk etmeyeceğiz.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tiyatro sanatçısına ve Engin'in sahneye koyduğu kıyıya oturmanın böyle sadece tek kişilik oyunu Denizlilerle buluştu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evlerinde çıkan yangında yüzünü, gözlerini, ellerini ve kulaklarını kaybeden 4 yaşındaki Serkan Akbaş'ın ailesi yüz hakkı için yardım bekliyor. Yangında yüzünü, ellerini ve kulaklarını kaybeden 4 yaşındaki Serkan yardım bekliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Akbaş ailesinin 4. çocuğu olan Serkan, evlerinde çıkan yangında yüzünü, gözlerini, ellerini ve kulaklarını kaybetti. Sadece mamayla beslenebilen küçük çocuk 4 ayda ameliyat geçirdi. Şimdi ise 100 nakli bekleyen Serkan hem acı çekiyor hem de insan içine çıkamıyor. Baba Hasan Akbaş ise işsiz ve çaresiz. Şimdi ben işsizim, yani iş yok. Ben şu an işsizim. Çocuğumun tedavisini etmek istiyorum. Yani gücüm yetmiyor. 8 sene nüfusum var. O da zor bakıyorum. Hayırsever insanlar da yani çocuğun tedavisini etmesini istiyorum. Bir yardım yapsınlar yani hayırsever insanlardan. Başka da bir şey istemiyorum. Tabii. Hastanelerden sahip çıksın da başka bir şey isteyemem yani. Bu çocuğun tedavisini görsün, başka da bir şey isteyemem yani. Adana'da şoför ve yolcu ağız dalaşına girdi. Şahit olduğu gerginliğe dayanamayan genç bir kız sinir krizi geçirdi. Adana'da şoför ve yolcu ağız dalaşına girdi. Şahit olduğu gerginliğe dayanamayan genç bir kız sinir krizi geçirdi. Kent merkezinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan medibüsün sürücüsü, yaşlı bir yolcunun ücretsiz biniş kartını sert bir şekilde elinden alıp kontrol edince, ikili arasında gergin anlar yaşandı. Sürücü ve yolcu arasındaki gerilim dakikalarca devam etti. Taraflar sık sık birbirlerinin üzerine yürürken araya giren yolcular muhtemel bir kavgayı önledi. Bu sırada yaşananlardan etkilenen genç bir kızsa hıçkırıklara boğularak gözyaşı döktü. Kavga
karşılıklı tehdit ve küfürleşmeler üzerine bazı yolcular minibüsten inerken neyse ki gerginlik daha kötü olaylar yaşanmadan sona erdi. Bunu yapan kendi merakı mı yoksa bir insan mı bilinmez ama kokarcayı kafasındaki plastik bardaktan duyarlı bir insan kurtardı. Bunu yapan kendi merakı mı yoksa bir insan mı bilinmez ama kokarcayı kafasındaki plastik bardaktan duyarlı bir insan kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seyir halindeki araçta cep telefonuyla kayıt yapan şahıs, kafası plastik bardağa sıkışmış bir kokarca gördü. Hemen aşağı inip zavallı hayvanın yardımına koşan hayvansever, biraz zor olsa da bunu başardı. Araçta bulunan çocuğun sevinç çığlıkları attığı anlarda, kafasındaki bardaktan kurtulan kokarcanın şaşkınlığı ise kameraya yansıdı. Ve şimdi hava durumuyla sizlerle beraberiz. İzmir'de Denizli hafif sağanak yağışlı 9 derece, Muğla ve Manisa hafif sağanak yağışlı 6 derece, Aydın hafif sağanak yağışlı 7 derece, Afyon hafif sağanak yağışlı 5 derece, Uşak sağanak yağışlı 4 derece ve Kütahya hafif sağanak yağışlı 4 derece. Şimdi para durumuyla sizlerle beraberiz. Gram altın 96 TL, dolar 2,474, euro 2,808 ve borsa 87 noktayla kapatmış. Yüzabay TV'de ana haber bilgisayarında daha fazla haber için yüzabay.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.